Sırada terbiyeli tavuklu şehriye çorbasının yapımı var. Her şehriyeli tavuklu çorbanın terbiyesi çok önemlidir. Terbiyesine çok dikkat edeceğim. Çorbasının terbiyesini düzgün, güzel yapması lazım. Kıvamının güzel olması lazım. Ama bence bu çorba davet menüsüne uygun değil. Tamam olur peçete ver peçete. Kız bir şey olmaz peçete ver. Ya mutfakta yapmayın şöyle hareketler. Versen abla sen ver bir şey olmaz. Ay, tam da nişan yüzüğüme geldi. Tamam ucu girdi o yüzden ucu girdiği için. Kadir gel bir bakalım ona. Tabii çok üst şey küçük yerine girmiş içine girdi. Ay sızladı. Gel Kadir'ciğim. Tamam. Dur. Hanımefendi tutsanıza bakıyorsunuz. Sen devam et moralini bozma tamam bir şey yok. Mahvettiniz çocuğu ya. Çocuğa garizim vardı ya. Bana göre Zeynep Hanım iddialı biri diye gelmedi. Minik kazadan sonra mutfaktaki işlerimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdilik mutfakta her şey yolunda gözüküyor. Zeynep abla herhalde kazanmak istemiyor. Öyle gelmiş hani bir ara sıcak, sade bir ara sıcak közlenmiş mantar olur mu? Olmaz ya. Bu yarışmada olduğunu bilmiyor herhalde. Yani bıçağı elime batıranı görürsen kemiğime batırdım bıçağı. Bıçak kemiğe dayandı artık Kadir. Yemin ederim dayandım. Kanamasını falan durdurdum ama kemiğin acısı biraz. Ama neyse ki elimiz gayet iyi. Bu arada yani nazar demeyeyim de buna ne diyeyim. Yüzüklü parmağıma gitti. Gözlüğünde nedir yani? Etimize sos mu yapacağız? Hemen çıkarıyoruz. Ama yemek olarak güzel bir tercih. Pirzolanın eti gayet de yumuşak olmalı. Çorba nasıl oldu? Söylemem. Kadir ben senin parmağını üzülürken hanımefendi bir yüz ifadesi yaptı demin. Hüp! Oh! Çorbam harika olmuş dedi. Saray aşçısı gibi. Çocuğun içeride kemiği zonkluyor dedim. Şifa olsun kemiğine gelin. Çorba neye benzemiş biliyor musun? İşkembeye mi? İşkembe çorbası, yalancı işkembe çorbası gibi olmuş mu? Evet. Onu yapmaya çalıştı galiba. Çorba çok kolay. Yani çoğu çorbanın yapımı aşırı basit bir çorba. Ama umarım inşallah buna lezzet verecektir zaten. Verirse hak ettiği puanı zaten alır. Sırada çorba için düdüklüde haşlanan tavukların doğranması var. Terbiyeli tavuk çorbası. Davet menüsü için çok hafif bir çorba. Hasta çorbası gibi. Hanımefendiciğimiz şimdi bizim neyimiz kaldı? Bulgur pilavı. Sade bulgur pilavı. Evet. Şehriye koyacak mıyız? Hayır. Hiçbir şey koymayacağız. Zeynep Hanım bence kendini çok yormak istemediği için basit bir menü seçti. Rahatına düşkün bir bayan Zeynep Hanım. Kuzunun yanında sade bulgur pilavı. Yani tamam olabilir belki ama kolaya kaçmış burada da. Bulgur pilavı çok basite kaçmış. Kadir'cim limonata için limon kabuğu rendeliyor. Yarışmacı arkadaşlarımız nasıl tepki verecekler? Menü hakkında zaten az çok sabah yorumlarını aldık. Masadaki yorumlarını da merak ediyoruz. Ve Zeynep Hanım rakiplerine nasıl bir masa kuracak hep birlikte göreceğiz. Acaba dünkü gibi yumruğunu masaya koyacak mı bakalım? Ya da bu gamsızlığı devam edecek mi masada? Gamsız mı diyorsun? Zeynep abla gamsız. Vallahi öyle birisi olsaydım şimdiye oho. İçinde yaşıyorsun öyle söyleyeyim. Ya çok içine atıyor çok. İkiyüzlü bir insanım. Evet. Ne güzel işe yarıyor mu kız ikiyüzlü? Tabii dıştan görürsen. Hep bize kötüymüş gibi anlattılar yıllarca. Ana yemeğinde ayva kullanmış ama mevsim olmayan bir meyve kullanmış. İnşallah lezzeti güzel olur diyeceğim ama çelişkiliyim o konuda. Bence onun yanına meyhane pilavı yapmalıydı. Sade bulgur pilavı gitmemiş. Limonatamızın işi biterken kaşar konulan mantarlar tekrar fırına giriyor. Ara sıcak tercihi Zeynep Hanım'ın berbat. Haşhaşlı ıslak kurabiyelerimiz şerbetiyle buluşuyor. Bence bugün Zeynep Hanım masada sertleşir. Yine aynı şekil sertliğini korur, ağırlığını korur. Dün mesela dedi misafirimsiniz güzel ağırlarım ama çayda böyle hafif sinirlenmeye o da başladı. Bu normal bir şey. Bunu ben de yaptım ama o da bugün sinirlenecek. Naneleri de limonatanın içine attıktan sonra bizim Kadir'le ne hesabımız kalmıştı? Siz düğün telaşı. Daha seninle bir hesabımız kaldı mı? Karşı taraf bakalım ne kadar kesenin ağzını açtı. Var ama onun için daha erken ki. Daha bize masraf yapmadılar onlar. Onlar düğün salonuna ne kadar harcadı? Onu bilmiyorum ki. Onu mu sordum sanki? Ama gene orası da yemekli falandı. Bir de her gün onca insana yemek hazırladılar. İstanbul'daki nişana gelirken erkek bohçası getirecekler. Belli oğulları. Şimdi sizi göreceğiz. Ama tabii ki erkek bohçasında kız kadar donanım olmuyor. Hamam takımı. Hamam takımı da var. Bornozum olacak. Kapağı vardı. Özellikle. Ne yapıyorsun ya? Röpte şambır istiyorum. Yıllarca en büyük hayalimdi.
Röpte şambör istiyorum, deri terliklerimi giyip o merdivenlerimden inmek istiyorum sabahları mutfağa gidip çayımı almak için. Sizde var mı öyle bohça falan? Hiçbir şey yok. Çarşamba günü akşam gitti, kızı istedik söz taktık. Söz yemeği verdiler, onu yedik. Otele geldik. Gamboşları falan ütüledik, bohçalar zaten hazırdı. İstanbul'dan arabaya attım, getirdim onları. Perşembe günü bohça götürdük. Davul, zurnalı böyle yemekli, törenli. Aldıklarımız açıldı, onlara bakıldı, edildi. Cuma günü de nişan yaptık. Cumartesi günü yola çıktık, pazar günü eve geldik. Hızlandırılmış bir... Biz sabah gittik, kızı istedik, yüzükleri taktık. Ayak üzeri takılar, tokalar takıldı. Bilezik var mı sizde? Takıldı bir şeyler, onlara çok hakim değilim. Benim başımda babam vardı Kadir'ciğim. Sofra kurmaya gidiyorum ben. Yarım saatiniz kaldı. Tamam, okey. Klasik bir masa bekliyorum. Böyle aman aman bir masa beklemiyorum açıkçası. Ben bilerek söyledim benim başımda babam vardı diye. Farkındayım, ikidir bunu vurguluyorsun. Kadir, senin baban çıktı bir ara ortaya, ne alaka? Ya benim hiç hoşuma gitmedi o tavrı. Benim de hoşuma gitmedi, gereksizdi. Anlatılanlar doğru değildi. Ben bugüne kadar çocuğuma zarar vermemek için konuşmadım falan filan diye açıklamalar yapmış. Gördüm, gör. Ya ben dediğim gibi her şeyi görüyorum. Görmezlerim, kör de değilim herhalde. Ama ben cevap vermiyorum hiçbirine. Cevap verilecek bir şey olmaya da bilir de o açıklama neyinlisi yani? Herhalde bir zaman sonra bir şeylerin içine ya bir şeyler için dank etti. Şimdi biliyorsun bu özel günler bir daha geri gelmeyen günlerdir. Bir daha yaşanılmayacak günlerdir. Olayın aslı şu galiba. Senin kayınbiraderine evet. Fırat'a bir telefon açıyor. Ben anlatıldığı gibi kötü bir insan değilim falan filan diyor. Bir kusuru, bir pişmanlığı varsa sizi arayıp ne bileyim işte ben pişmanım tarzında bir açıklama yapması gerekirken gidip kız tarafına böyle bir açıklama yapması sana da garip gelmedi mi? Bana çok garip geldi açıkçası. Ben direkt aradım zaten. Ya beni aradılar, böyle böyle dediler. Fırat mı aradı? Aradı beni, dedi ki böyle böyle dedi. Ben de dedim ki ben kesinlikle dedim ilgilenmiyorum, muhatap dahi de olmuyorum. Ben onların hayatlarına karışmıyorum, onlar da benim hayatıma karışmasınlar. Ben bu saatte sonra kimseye ihtiyacım yok. Dediğin gibi kendi az önce, ben her şeyi zaten kendim yaptım şimdiye kadar. Evet, ben de onun için söyledim zaten. İstediğini istediklerini anlatabilirler, kendilerini aklayabilirler. Benim için hiç problem yok. Herkes kendini savunsun, anlatabilecek bir şeyleri varsa da anlatsınlar. Ben beni kendi yaşadığımı kendim bilirim. Sen ona haklı da bulsan, haksız da bulsan ben yaşadığımı biliyorum. O yüzden şu an çok da umurumda değil. Ben hayatımı kurmuşum, bir yere kadar gelmişim. Bu saatten sonra geçmişler olsun artık. Bence şimdi insanlar yaşlarını aldıktan sonra bir şeyler kafalarına dank ediyor olabilir. Pişman oluyorlar. Özel günlerde giremedikleri için dışarıdan izlediklerinde ben ne yaptım da diyebilir ama onu da demiyor maalesef ki. Yani bir insan birazcık oturup narsist kişiliğinden vazgeçip ben ne hata yaptım da bugün orada değilim diye sorgulayabilirse aslında her şeyin gerçeğini kendi de öğrenebilir. Ama yıllardır bundan kaçtığı için insanlar yaptıklarının bedellerini ödemediklerini düşünüyorlar. Aslında şu anda herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Tam anlamıyla şu güne kadarki pişmanlığının bir resmi aslında şu yaptı. Kız istemeye amcanı çağırdın ya sen. Amcan konuşuyordur babanla. Yok, konuşmuyorlar. Ha işte. O zaman Kadir'cim, amcan kız istemeye gitti ya. O adam da amcanla da konuşmuyor ya. Onun yerine benim orada olmam lazımdı dedi. Onun için yıllar önce yanımızda olması gerekiyordu. 300 lira nafaka için kavga ederken ortada olması gerekiyordu. Ya o gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim. Allah'ıma şükürler olsun. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. 657 bin lira. He, amcam bugün yanındaysa amcam hep benim yanındaydı. Allah razı olsun, kimin iyi kimin kötü olduğunu görebilirim ve amcamla küsmesinin en büyük sebebi de babamın bizim amcamlarla görüşüyor olmamız, onlara gidiyor olmamız. Onlara gidiyorum diye amcamla küsüyor. Bizi eve aldığı için, tabii yanındakiler kabul etmiyor çünkü bizim oraya gitmemizi. Ama arıyor telefonla, kayınbiraderime de diyor ki ben aslında gelsem işte boynuna sarılırım bilmem ne şov bu. Çok saçma sapan şeyler, o yüzden tamamıyla tutarsız konuşuyor. Ya bu olayda bir çelişki yok mu Kadir? Bu adam sizi terk etmedi mi? Evet, giderken de beni öldü bilin dedi. O zaman dışarıya sizde bir kusur varmış gibi niye yansıtıyor? Yani şunu demek istiyorum, bu çocukları yani Kerem'i, Kadir'i, eski eşini sen evine nasıl alırsın diyerek sanki kusur sizdeymiş gibi gösterip bir de üste çıkmaya çalışmak. Yıllarca hep öyle oldu ya, kendi tarafı da hep bizi suçladıkları için zaten hep bizi suçladılar. Ondan sonra ne oldu? Yıllar sonra bir şeylerin gerçekten farkına vardılar. Ondan sonra bir dönüş sağladılar bize. Yani tamamıyla suçunu bastırmak için şu anda bir şeylerin üstüne çıkmaya çalışıyor. Çünkü herkes sorguluyor. Neden siz orada değilsiniz? Ne diyecek? Şimdi diyor ki biz mesela diyorum ya hani biz görüşmüyoruz etmiyoruz. İşte ben görüşmeye çalıştım, aradım, sordum. Bir şeyleri yaptıktan sonra arayıp sormanın bir anlamı yok ki. Bu sefer arayıp sormasına cevap vermediğimiz için sanki o bizle görüşmek istiyor da biz istemiyoruz. Evet istemiyoruz ama bunun sebebi ne? İstememizin sebebi ne? İstemiyorum da kesinlikle. İletişim de kurmasın benimle. Ben de iletişim kurmuyorum. Adını da hiçbir yerde anmıyorum. Telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın. Benim için ölmüştür. Zaten pişmanlığını da dile getirmiyor. Tamamıyla dediğim gibi narsist bir kişilik.
tamamıyla böyle insanın hayatında insanı yoran bir kişilik. O yüzden de görüşmek istemiyorum. Hatta demiş ki eğer ben hayatlarında olsaydım kesinlikle onun ünlü olmasına izin vermezdim demiş. Yani burada olmama. Herkes kendi hayatına baksın. Kendi hayatımı gayet güzel bir şekilde ilerlettim. Onun yıkıp yıkıp bıraktığı şeyi ben tekrar baştan inşa ettim. Şu anda çok güzel bir yere getirdim. Bir de dönüp kendi hayatına baksın. Etrafında kim kalmış, kim tarafından seviliyor artık hiç kimsesi yok. O yüzden lütfen bana bulaşmasın. Ben kendime yeni bir yuva kuruyorum, yeni bir hayat kuruyorum. Ailemle de mutlu olmaya çalışıyorum. Bana kimse dokunmasın. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim. Muhtacım diye kimseden bir şey de istemedim. Ben hasta altı temizledim. Ben koli taşıdım. Paramı da kazandım. Ha bugün ünlü olmasaydım da ben gene o parayı kazanıyordum. Gene hayatımı idame ettiriyordum. Kimseden bir şey istemiyordum. Ona göre ayağımı uzatıyordum. O yüzden lütfen yoklukta yanımda olmayan varlıkta da beni aramasın. İstemiyorum. Bitmiştir. Özlemedim de kimseyi. Kimsenin yokluğunu da aramıyorum. Ben hayatımda mutluyum. Gittiğiniz yerde siz de mutlu olun. İnşallah gittiğinize değmiştir. İşte yıllar sonra gittikleri yerde demek ki mutlu değillerse dönüp sürekli arkaya bakıyorlar. Onu bilemeyiz artık. Bir şey açıklayacakmış, bilmem neymiş. Hiç umurumda değil. 5 senedir bunca zaman neler söyledim. O zaman niye hiç kimse ağzını açmadı? Ben de onu diyorum işte. Şimdi ne oldu da çıktı ortaya? Anlatabiliyor muyum? 5 senedir onca şey söyledi. Bir tanesi çıkıp niye inkar etmediler? Niye kimse bağlanmadı bir yere? Birkaç magazin programı izledim. Oradaki böyle bazı kendini bilmezlerdi işte. Hiçbir şey yaşamadıkları için çok hazırdan konuşabiliyorlar da. Allah da yaşatmasın çoluğunuza, çocuğunuza. Ama kafalarından bakıyorum çok rahat bir şekilde savunup konuşabiliyorlar. Hiçbir umurumda değil. Onlara da cevap vermedim hiçbir zaman. Ben önüme bakıyorum. Benim kafam rahat. Ben işimin başındayım. Ekmeğimin derdindeyim. Hadi herkes yoluna. Evet bu et altı yanıyor. Fırında çalışıyor şu anda. Bence onun kaşarı aşağı kadar eridi. Ben bunu kapatayım en iyisi. Zaten o bayağı kızarmış. Biz konuşurken Zeynep Hanım masasını kurmaya başlamış bile. Zeynep Hanım'dan çok şık bir masa beklemiyorum. Sade bir masa bekliyorum. Bence Zeynep Hanım dün masasından bahsetti. Gazete sereceğim diyerek bize ters köşe yapmaya çalıştı. Bence gayet şık bir masa hazırlayacak. Hele o çatal kaşık takıntısı var Zeynep ablada. Aa pasmış, su lekesiymiş, bantmış, oymuş, buymuş. Zeynep ablayı göreceğiz. Bugün kaşıkları böyle ayna gibi parlaması gerekiyor. Bir karışıklık var anlam veremediğim. Biri orada, biri orada. Tabakların şeklinden mi öyle gözüküyor acaba? Aa, inanmıyorum aynılarını almış gelmiş Hayır, masada. Hayır ondan aldım. Paramı verecektim bir de. Bir de para mı vereceğiz çocuktan istedik? Çocuktan istedim dedim oğlum senin günün bitti getir bana ben ver dedim. İyi yaptınız. Dünkü mercimek çorbası da kalmıştır sulandırsaydım bugün aslında. Diyorsun. Kadın resmen dünle bugüne devam ediyor. Ya arkadaşlar kendince iyi insanlar ondan sonra yarışmaya gelmişler kazanmaya gelmişler. Ama sadece bilmedikleri bir şey var rakipleri benim. Tebrik ediyorum seni. Şunu dolaba koymam lazım. Koyarız bak buradan çıkarken dolaba koyarız. Sen bir sakin ol şimdi. Hiçbir şeye aldanmadın, oyalanmadın. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük bir kadınsın. Ve tamamladın. Ya. Lezzetlerine de baktın mı? Bakarım. Hepsinden eminsin o şerbetsiz kız nasıl yiyeceksin onu? Ha, tadına bakarız biri. Ben yemem o beni keser tamam. Yemek yiyeceğim. Bir de çok kuru o öyle. Harika mamma mia. O zaman haydi bakalım gidiyoruz efendim soframıza. Derrole denderrole derrole denderrole derrole denderrole derrole denderrole çay elinden oteye gidelim yali yali gidelim yali yali. Haydi koş. Evet efendim haftanın 3. gününü bitirdik. Şimdi masaya bakalım gidince burada dış sese sana ne sana ne sana ne dediği gibi masada da o dilin çıkacak mı göreceğiz. Hı. Yoksa alakasız espriler yaparsan bu adam masaya uçar ben sana diyeyim. Atlarım vallahi. Hadi görüşürüz. Ela Marat benimle bugün Zeynep Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız terbiyeli tavuklu şehriye çorbası, fırındaki özlenmiş mantar, ayvalı ekşili taraklı pirzola, sade bulgur pilavı, limonata, roka çilekli salata ve sade dondurma eşliğinde haşhaşlı ıslak kurabiye ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.